Bekir. Seni bulacağım demiştin. Git buradan. Kolay mı öyle çocuğu alıp gitmek? Eski kocana kaçmak ne demek lan? Aç şu kapıyı. Aç kapıyı. Fermin. Aç kapıyı kızdırma bana. Anne, o adam mı geldi? Aç şu kapıyı. Ayşe, anne. O adam mı geldi? Korkma. Ayşe sana hiçbir şey yapamaz, korkma. Sakın korkma. Aç kapıyı. Dur. Bana arayacak, tamam mı? Göstereceğim gün. Öyle telefonda artistlik yapmak kolay. Fermin! Gel buraya. Gel buraya dedim sana. Gel dedim buraya. Bırak! 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 Yok öyle istediğin zaman gelip istediğin zaman gitmek artık. Bırak! Biraz da sen de yaklaşın. Anne! Bırak dedim! Anne! Ya bırak çocuğum! Bırak! Bırak! Ya bırak! Anne! Anne! Bırak çocuğum! Anne! Ayşe! Çekelim şuradan. Ayşe! Ayşe! Ayşe aç kapıyı! Ayşe! Nermin ya. Yeter. Ne var Nermin? Ne var ya? Gecenin bu saati niye rahatsız ediyorsun beni? Nazım. Bekir geldi. Ayşe'yi kaçırdı. Nasıl? Ne demek kaçırdı? Zorla girdi. Hiçbir şey yapamadım lan. Gücüm yetmedi. Götürdü Ayşe'yi. Tamam, tamam. Bir sakin ol. Polisi ara hemen, tamam mı? Ben bulacağım bir çaresini. Nazım, ne olur bul. Ne olur bul Ayşe'yi. Kurtar onun elinden lütfen. Nazım, ne olur. Ya tamam. Sen bir sakin ol önce. Polisi ara dedim. Hadi.
Nermin, ne yaptın? Aradın mı polisi? Aradım, şimdi karakola gideceğim. Nazım, ne yapacağız? Ayşe çok korkuyordur şu an, ne yapacağız? Nerede buldun bu adamı ya? Söyle. Nereye gitmiştir? Bilmiyorum ki. Bilmiyorum, belki evine gitmiştir. Ama bana dedi ki, sen de şimdi biraz beni ara. Bul bakalım dedim. Bilmediğim bir yere götürdü belki de. Bilmiyorum Nazım, hiçbir şey bilmiyorum ben şu an. Ya tamam, bir sakin ol. Sakince düşün. Nereye gitmiştir? Çocuğu nereye götürmüştür? Ya bunca zamandır bu adamla ilgili hiç mi aklında bir yer yok? Bilmiyorum, aklıma hiçbir şey gelmiyor Nazım, bilmiyorum. Belki de buradadır hala. Kasabada bir yere saklanmıştır. Nazım ne olur gel hemen. Bulalım Ayşe'yi. Sen karakola git, tamam mı? Ondan sonra da eve dön. Seni ararsa hemen ara beni. Hadi. Sen gelmiyor musun? Orada mı kalacaksın? Bu durumda bile hala nehirin peşinden mi koşuyorsun? Nermin, bak saçma sapan konuşma. Ayşe'yi bulmak için elimden ne geliyorsa yapacağım. Hadi dediklerimi yap sen de. Sarı'nın ne mal olduğunu bilmiyorsun. Ya kandırdı Zahra'yı, aklına girdi. Onun bir suçu yok. Ben şahidim. Ya zaten ortada bir olay da yok. Tamam mı? Numara yapma beni! Ya sus! Sandım var. Zahra tamam. Sancı girdi. Zahra iyi misin? Gel. Meryem gel ya, bırak kavgayı. Bak çünkü bebeğe bir şey olacak. Gel. 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 Hadi gel. Hadi. Hadi. Emel. Hadi Zahra. Hadi Zahra. Hadi. Ödeteceğim Tarık. Çok kötü. Gel Nazım'ım, gel otur. Telefonda bir şeyler anlattın ama çok bir şey anlamadım. Sakince bir anlat, ne oldu? Hakan, benim eski karım vardı ya, Nermin. Nermin mi? Hani şu seni... Evet, evet. Benim bir çocuğum varmış, o kadınlar. Ben de yeni öğrendim. Birkaç saat önce birlikte yaşadığı adam... çocuğu... yani kızımı kaçırmış. Bulmama yardım eder misin? İyi. Tansiyonun normale döndü. Bir doktora falan götüreyim mi, sen ister misin?
Yok, doktorluk bir durum yok şimdi gece gece. Ama çok kötüyüm. Odaya gidip bir uzanmam lazım. Bana bak, bu burada bitmedi. Evdekilere de polise de her şeyi söyleyeceğim. Herkes görecek bu rezil videonu. Ya tamam be kızım. Allah Allah, kadın hamile. Stres yapmaması lazım. Bu gece gidin bir sakinleyin, yarın sabah sakin sakin konuşursunuz. Bebeğime bir şey olursa o zaman seninle görüşeceğiz. Abine de sen hesap verirsin. Bu gece daha konuşmayacağım. O da o karnındaki bebeğin hatırına. Yarın bu barajın bütün sırları ortaya çıkacak. Hadi git yat şimdi. Utanmaz. Sen hemen git Asım'a haber ver, araçları hazırlasın. Nermin bir sakince söylesene ya. Ne dedi polisler? Başlamışlar mı aramaya? Bizim ne yapmamız gerekiyormuş? Evine bakmışlar, bulamamışlar. Kamera kayıtlarına bakacaklarmış tek tek. Nereye gittiğini bulmak için. Ama zaman alırmış. Ararsa haber verirler. Başka hiçbir şey söylemediler. Ben çok korkuyorum. Nasıl ne yapacağız? Böyle bekleyecek miyiz sadece? Tamam. Sen telefonu sürekli açık tut. Yanından da sakın ayırma. Tamam mı? Nazım, ben çok korkuyorum. Kendim yalnız hissediyorum. Gelemez misin? Ya benim oraya gelmem bir şeyi değiştirmeyecek ki. Bekir'in nerede olduğunu bilmiyoruz da. Burada bir tane arkadaşım var. Eli kolu çok uzun. O da arıyor Bekir'i. Ben gelsem yanına o zaman. Böyle tek başıma çok kötü hissediyorum. İyi tamam. Yarın ilk uçakla gel sen de İstanbul'a. Adresi atacağım sana. Tamam. Ya ne yapıyorsun ya? Delirdin mi? Delirdim Tarık. Delirdim. Beni sen delirttin. Bu görüntüdeki durum ne? Bu ne bu? Bütün gece bir açıklaman vardır diye bekledim. Eğer söyleyecek bir şeyin yoksa durumu aileme anlatacağım. Özellikle de babama. Ailemin yanına dönüyorum. Tek başıma baş edemiyorum hiçbir şeyle. Bebeğim zarar görecek yoksa. Halil döndüğünde isterse beni nerede bulacağını biliyor. Sizi şantiyeye götürmeye geldim. Hazırsanız çıkalım. Zahra yok. Gitmiş. Bir de not bırakmış. Memleketine mi gitmiş? Öyle yazıyor işte. Yok. Bu işin içinde bir iş var. Abimden haber yok. Zahra ortadan kayboluyor. Bir şeyler dönüyor. Ve bu işin içinde o Tarık da var. Şimdi gidip polise hepsini tek tek anlatacağım. Sen neyi anlamıyorsun ya? Benim böyle bir kadına ne işim olabilir? Deli işte. Ya baraja gittiğim günden beri taktı bana kafayı. Gördüm videoda, kendisi gelip öpüyor. Ben bir şey yapmıyorum. Anlamıyorum Tarık, anlamıyorum. Bir kadın gelip seni neden durup dururken öpsün ya? Ya deli, deli çünkü. Allah Allah ya. Ben o baraj çukurunda aylarca kaldım, sesimi çıkartmadım. Niye? Sırf sana olan aşkımdan.
Şimdi gelmişsin bana böyle saçma sapan bir kadın yüzünden demediğini bırakma. Ya ne yapmam gerekiyor Tarık? Gecenin bir yarısı saçma sapan bir video geliyor telefonda. Susacak mıyım? Sen olsan ne yapardın? Fulya. Bak saçmalama. Sana benden başkası bakamaz bile. Neden göndermiş peki sana o videoyu? Ya işte belli ki senin güzelliğini çekemiyor. Mutlu olmamızı çekemiyor. Belki para isteyecek. Bilmiyorum aşkım yani. O küçük beyinle ne düşündüyse. Acıyor mu? Dur ben senin ilaçlarını getireyim. Çok kıymetli bir parça bu aslan. Büyük annemden kaldı o, çok değerli. Biz bozdurmayı hiç düşünmedik ama durumlar sıkışık olunca teyzemle böyle uygun gördük. Aslında sizden bahsedince tabii güvenilir birine bozdurmaya karar verdik. Rahmetli ne meraklıymış takılara. Eğer anlaşabilirsek elimizde bunun gibi değerli pek çok parça var. Cemil Bey'le enerjimizin iyi tuttuğunu düşünüyorum ama. Hem iyi bir ortaklık hem de iyi bir dostluk kuracağımızı hissediyorum. Ben de öyle hissediyorum. Hayırlı olsun. Evet, hadi söyleyin bakalım bu parçanın değeri nedir? Sonuçta değerli bir parça. Tabii ki. Aslıcığım senin telefonun kapalı değil miydi? Sabah açtım. Niye açtın acaba? Benim bu telefona bakmam lazım. Geliyorum hemen. Evet, fiyat konuşuyorduk. Efendim? Nehir. Telefonunu açmışsın. İşlerim var. Açmam lazım. Telefonum hep kapalı kalamaz. Kapının önünden ayrılmak zorunda kaldım Nehir. Yani aslında seninle konuşmadan ayrılmayacaktım ama... Nehir Ayşe kaçırılmış. Ne? Nasıl? Kim kaçırmış? Nermin'in birlikte yaşadığı adam. Ayşe'yi alıp kaçmış. Nerede olduğunu da bilmiyoruz. Polise haber verseydiniz hemen. Verdik. Onlar da arıyor şimdi. Neredesin sen? Tek başına bir şey yapmaya çalışma sakın. Yok. Bir arkadaşımın yanındayım. Eli kolu çok uzun. O da yardımcı oluyor sağ olsun. İstanbul'dayım yani hala. Umarım bir an önce bulursunuz Ayşe'yi. Benim şimdi kapatmam lazım. Sonra konuşuruz. Tamam. Bir şey olursa ararım ben seni. Tamam. Evet. Nerede kalmıştık? Tamam. İçtin ilaçlarından. Ara barajda kovdur şu kadını. Fulyacığım. Tamam bırak şunu, uğraşmaya değmez. Tarık. Sen yapmazsan ben yapacağım. Bak aşkım. Bak sevgilim. Kadın zaten evli. Hamile. Bırak işinden olmasın. Yani uğraşmayalım böyle küçük insanlarla. Tamam. O zaman babamı arayayım, o halletsin. Ya ne babası ya? Babanı falan arama, saçmalama. Ortalık karışacak, iyice büyüyecek mevzu. Tamam, ben arıyorum müdürüm. Kovarlar şimdi, tamam? İyi, tamam. Tamam mı, sen sakin ol. Yani. Böyle fevri davranma. Tamam.
Alo. Lan Sarı, ne çabuk özledin lan beni. İyi günler müdür bey. Müdür mü? Ne diyorsun lan sen, süslü. Şey ya, sizden bir ricam olacaktı da. Oğlum hayırdır, beni mi zarflıyorsun sen? Şey, müdür bey, konu Zahra ile ilgili. Hiç memnun değilim. Onu hemen gönderin, kovun. Mazarı, ne işler peşindesin bilmiyorum ama Zahra yok. Almış pasaportunu, memlekete gitmiş. Bir de not bırakmış ben gidiyorum diye. Gitmiş mi? He, bayağı dönmüş. Oğlum biri sizin şu öpüşme videosunu Halil'in kardeşi Meryem'e göndermiş. Meryem de polise götüreceğim diyor videoyu. Anlayacağın ortalık bayağı karıştı. Yani senin de başın yanacak, söyleyeyim. Tamam müdür bey, o zaman. Sorun yok. İyi günler, kolay gelsin. Ne olmuş? Tamam. Sorun kalmadı. Kendisi işi bırakmış zaten, memleketine dönmüş. Anlat ya başına gelecekleri. İyi yapmış. Yoksa çekeceği vardı benden. Tamam. Bak geçti. Sakin ol sen de aşkım ha. Tarık. Gözüm üstünde. Bir daha beni üzecek böyle bir hata yapma. Sakın. Benden sakladığın başka bir şey yok değil mi? Yok. Yok aşkım, ne olacak? Hiçbir şey yok. Tamam hadi, böyle olmayalım ha. Gel bir sarıl bana hadi. Çok güzel bir alışveriş oldu Aslı'cığım. Sana da çok teşekkür ederim tanıştırdığın için. Siz de bayağı iyi pazarlık yapıyormuşsunuz. Ben pek kazanamadım gibi ama en azından sizi ve Aslı Hanım'ı tanımış oldum. Aslı, hava şahane. Bir yerlerde yemek yiyelim mi ha? Aman kafamızı dağıtırız biraz işten güçten. Siz de katılmak ister misiniz bize? Çok sevinirim. Şurada ileride çok güzel bir balıkçı lokantası var. İsterseniz oraya gidelim. Harika bir seçim. Değil mi Aslı'cığım? Ben haber vereyim. Beni bugün affetseniz olur mu? Benim çok önemli bir işim var çünkü. Hemen gitmem lazım. Ne işin var Aslı? Çok önemli bir iş. Hemen gitmem lazım. Teşekkür ederim. İyi günler. Bu akşam buluşalım öyleyse. Pek arayı açmak istemiyorum. Tamam, bu akşam harika. Haber bekliyorum sizden. Tamam, haber vereceğim. Hoşçakalın, iyi işler. Hoşçakalın. Nehir. Nehir, nereye gidiyorsun sen? Ayşe kaçırılmış. Ne? Nazım'ın yanına gitmem lazım. Onu yalnız bırakamam. Çocuğun yanında annesi var, babası var. Polis bulacak. Sana ne? Gitmem lazım diyorum. Nehir! Taksi, taksi. Alo Nazım. Nazım Bey'e gelmiştim. Buyurun. Hoş geldiniz Nehir Hanım. Hoş bulduk. Nazım Bey içeride sizi bekliyor. Beni terk edin lütfen. Nehir. Geldin. Geldim. Sağ ol. Ayşe'yi merak ettim. Ondan. Bir haber var mı?
Arabayla kasabadan çıkmış. Birkaç mobese görüntüsüne yakalanmış. Ama şu an için nerede olduğunu bilmiyoruz. Aramadın mı hiç Nermin'i falan? Yok, aramamış. Ama Hakan bugün arar diyor. Yani ararsa daha kolay buluruz dedi. Nazım, kim bu Hakan? Nazım için her şeyi yapabilecek biri diyelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Demek Nazım'ı kendini kapattığı hapishaneden çıkaran Nehir Hanım sizsiniz. Tanıştığıma çok memnun oldum. Şimdi anlıyorum Nazım'ın buralara kadar gelme sebebi. Bir iki saate kadar iyi haberler alırız. İçinizi ferah tutun. İnşallah. Ben zaten abimin kendiliğinden gitmediğini biliyordum. Ama artık eminim. Kesin bir şey yaptı bunlar benim abime. Kimler yaptı? Kim olacak? Yengemle aşığı. Barajdaki müdür. Tarık. Ben bu ikisinin de sorgulanmasını istiyorum. Yengem abimi aldatıyormuş. Abim de bunu öğrenmiş. Siz nereden biliyorsunuz? Kanıtım var. Dün bir mesaj geldi. Yengemle Tarık öpüşüyorlardı videoda. Göstereceğim şimdi. Allah Allah. Nerede bu mesaj ya? Görüntü de yok. Mesaj da yok. Silmiş. Kaçıp giderken silmiş. Yemin ederim doğruyu söylüyorum. Yemin ediyorum memur bey. Bakın sizinki sadece bir iddia. Kanıt olmadan soruşturmaya bu durumu dahil edemeyiz. Ya, gördüm diyorum. Gözlerimle gördüm. Kimseye iftira atmıyorum. Kahretsin ya. Hakan Bey, misafiriniz geldi efendim. Nazım. Nermin. Ne işi var ya burada? Bakıyorum keyfiniz yerinde. Barışmışsınız, oturup bir de kahvaltı mı yapıyorsunuz? Tabii Ayşe yok, ben yokum. Keyfini çıkarıyorsunuz değil mi? Nermin tamam, saçma sapan konuşma. Sen hangi yüzle buradasın ya? Sen hangi yüzle buradasın? Hep senin yüzünden biliyorsun değil mi? Sen çekip gitmesen Nazım senin peşinden gitmeyecekti. Ayşe hala benimle olacak, hepsi senin suçun. Ya bırak! Sen nasıl bir insansın? Kızın orada dururken bir kadının peşinden koşup gidiyorsun. Gördün mü şimdi ne hale geldik? Ben miyim her şeyin suçlusu? O manyak herif hayatını almadan önce aklın neredeydi? Çık şimdi, çık! Nazım, sakin ol. Ya sana ne be? Sana ne? Nermin! Tamam. Şimdi hep birlikte bir sakinleşelim. Daha sonra sakince konuşuruz. Çocuklar, Nermin Hanım odasına kadar eşlik edin. Yol yorgunu, stresli. Dinlensin biraz. Buyurun efendim. Eğer kızıma bir şey olursa... Suçlusu ikilisiniz. Oturun şimdi rahat rahat yiyin. Kusura bakma Hakan sen de ya. Sorun değil kardeşim. Ah Meryem geldin mi? Ya ne oluyor Allah aşkına? Zahra memleketine dönmüş. Halil desen haber yok zaten. Ya koca yemekhane başıboş kaldı kızım. Burada iş yapıyoruz biz. Sen nereden geliyorsun şimdi? Karakoldan. Abimin başına bir şey geldi. Artık eminim. Nasıl? Bir şey mi oldu? Bir şey mi öğrendin? Zahra ile Tarık'ın ilişkisi varmış. Bizim müdür Tarık. Saçmalama kızım, nişanlı o. Sen yanlış anlamışsındır. Ben yanlış falan anlamadım. Eminim.
Dün gözlerimle gördüm Tarık'la Zahra'nın öpüştükleri o videoyu. Tarık'la Zahra öpüşmüşler mi? Bırakma güzel. Yardım edin! Yağmur! 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 Gel. Hakan, müsait misin? Gel Nazım, gel. Sağ ol. Ya kusura bakma. Böyle aşağıda konuşamadık. Önünde kavga falan oldu ama. Hiç önemli değil. Herkes çok gergin, çok normal. Ya her şey o kadar üst üste geldi ki. Haklısın. Ama merak etme, kızını bulacağız. Eyvallah. Ya sonra peki? Nasıl? Yani eski karınla nehir ediyorum. İkisi bir arada olmaz. Olmaz tabii. Bilmiyorum ki Hakan. Ben gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum. Ben nehiri çok seviyorum. Ama Nermin'i de hasta haliyle bırakamam. Seçim yapmak her zaman çok zordur. Sen şu an tam da seçim yapman gereken bir noktadasın. Ya eski karınla kızını seçeceksin ya da nehiri. Ya benim öyle seçememe gibi bir durumum yok. Ben çoktan nehiri seçtim. Ama ikisini birden tutmaya çalışırsan birini mutlaka kaybedeceksin. Ya sorumluluklarını seçeceksin ya da aşkını. Ben ikisinden de vazgeçmedim. Sonunda da birini kaybettim. Keşke ikinci bir şansım olsaydı. Ya söyledim ya sana, niye ısrar ediyorsun? Kuyumcuyla falan uğraşamam ben şu anda. Ayşe'den iyi bir haber almadan dönmek istemiyorum. Nehir saçmalama. Ne oluyor sana Allah aşkına? Ha? Hemen yumuşama öyle. Ne yani? Allah aşkına Ayşe bulunduğu zaman bütün sorunlar halloluyor öyle mi? Aksine. Böyle bir olaydan sonra Nazım asla ayrılmaz bunların yanından. E kadın zaten hasta. Ne yapacak? Çocuğu yalnız başına mı bırakacak? Bunları şimdi konuşmanın zamanı değil. Ben durum netleşene kadar buradayım. Bekleme eve. Tamam, karışmıyorum. Ama bu akşam kuyumcuyla yemeğimiz var. Onu bir daha da erteleyemem, tamam mı? Onu unutma. Tamam. Kapatıyorum. Akşama hazır ol, bizimkilerle yemek yiyeceğiz. Ben de zaten alışverişten sonra eve geçerim. Evde görüşürüz. Tamamdır. Ben de bir duş alayım, şöyle bir kendime geleyim. Sonra da giyinip gelirim. Tamam. Görüşürüz.
Efendim? Alo Nehir. Tarık ben. Niye arıyorsun sen beni? Bak, biliyorum İstanbul'dasın. Ben de İstanbul'dayım. Bir 5 dakika bir yerde oturup konuşalım mı seninle? Gerçekten bak seni rahatsız etmeyeceğim. Sadece yani kendimi anlatmam için bana fırsat versen yeter. Ben seni dinlemek istemiyorum. Arama beni bir daha. Ben seni çok seviyorum. Nehir. Benden kaçamazsın demiştin. Zahra. Nazım, açtığın haber alana kadar bekleyeyim dedim ama... Nermin gergin, şimdi iyice tatsızlık çıkmasın. Ben gitsem mi acaba? Gitme Nehir. Bak, buraya benim için değil, Ayşe için geldiğini biliyorum. Ama yine de güzel. Yani burada, yanında olman. Nazım! Daha kaç saat bekleyeceğiz böyle Ayşe'den habersiz? Ben gidiyorum. Nermin! Pardon Nehir. Nermin! Bir dur! Nermin! Nermin! Nereye gidiyorsun ya? Gidip kızımı arayacağım. Senin belli ki keyfin yerinde. Ama ben duramıyorum. Odalara sığamıyorum ben. Sürekli Ayşe'yi düşünüyorum. Ya gidelim Bekir'i arayalım. Gezelim, sokak sokak gezelim. Ya sen deli misin? Sokak sokak adam mı aranır? Benim çok mu hoşuma gidiyor böyle eli kolu bağlı oturmak? Polislere haber verdik işte. Hakan'ın adamları her yerde arıyor. Siz muhabbetinize devam edin. Ben bulurum kızımı. Ya bir dur be kadın, bir ya dur! Ya duramıyorum! Duvarlar üstüme geliyor benim! Kim arıyor? Bilmiyorum. Efendim? Buldunuz mu? Gerçekten mi? Nerede peki? Nermin ne olmuş? Niye? Doğru söyleyin. Bir şey mi oldu? Tamam, geliyoruz biz hemen. Tamam, tamam hemen geliyoruz. Polisler bulmuş Ayşe'yi. Ne olmuş, bir haber mi var? Polisler aradı, bulmuşlar. Gözünüz aydın. Hadi gidelim hemen, ne olur. Tamam, artık. Tamam. Dur, ceketimi alayım ben. Ben de üstündekileri alayım. Kızım, Nermin Hanım'ın ceketiyle çantasını getir. Nerede bulmuşlar? Kasabaya yakın bir yerde saklanıyorlarmış. Kaçma kovalama sırasında Ayşe yaralanmış, hastaneye kaldırmıştı. Hastane mi? Evet. Var mı bir şey? Bilmiyorum, polis bir şeyler geveledi, anlamadım hiçbir şey. Hadi gidelim bakalım, ne olur. Sağ ol. Hadi Nazım. Nehir ben. Tamam, sen git, haberleşiriz. Oğlum, Asım'a haber verin, Nazım abiniz gideceği yere bıraksın. Sağ ol Hakan. Ben de gideyim artık. Lütfen gideceğiniz yere kadar bırakayım ben sizi. Zahmet olmaz. Taksi çağırırlarsa ben kendim giderim. Olur mu öyle şey? Memnun olurum. Lütfen buyurun. Tarık yeter ya! Fulya'yı takip edip seni bulacağım diye sabahın köründen beri Kemal Bey'in evinin önünde bekliyorum hamile halimle. Zaten canım çıkmış. Nereye gideyim ya? Ya nereye gidersen git ya. Memleketime gideceğim yazmışsın. Git işte. Ne lazım? Para mı? Uçak mı? Heh? Araba mı lazım? Ben ayarlayayım hepsini. Ne lazımsa söyle. Sen lazımsın sen. Çocuğumun babası lazım. Hala çocuğun babası diyor ya. Meryem polise gitti diyorum ben sana. Polis çoktan peşimize düşmüştür. Sen olmadan hiçbir yere gitmem ben, anladın mı? Ya ikimiz de kurtuluruz ya da beraber batarız. Ya da başkasını batırırız. Ne demek bu? Cesedi er ya da geç ortaya çıkacak.
Polis Ali'nin öldüğünü öğrenecek. Biz de yardım edeceğiz polise. Yardım mı edeceğiz? Evet. Suçu başkasının üstüne atacağız. Kimin üstüne atacağız? Nazım. Ayşe'nin şimdi sana daha çok ihtiyacı olacak. Lütfen ona yakın davran. Bizi yalnız bırakma. Hemen dönme İstanbul'a. Neyi bunu anlayışla karşılamak zorundasın. Sen niye? Lafı Nehir'e niye getiriyorsun şimdi? Bak şunu iyice kafana sok. Ben Nehir'i seviyorum. Ondan vazgeçmeyeceğim. Ayşe bir iyileşsin. Ondan sonra hemen boşanacağız seninle. Bu durumu kabullen artık. Nasıl tanıştınız Nazım'la? Uzun hikaye bizimki. Benim vaktim bol. Yani Nazım çok kapalı bir adam. Siz İstanbul'da, o dağın başında, barajda. Nasıl bir araya geldiğinizi çok merak ettim. Biz bir internet sitesine tanıştık. Uzun süre yazıştık, sonra devamı geldi tabii. Ne iş yapıyorsunuz? İşi bıraktım ben. Zaten uzun süredir şehir dışındaydım. Nazım'ın yanında. Daha yeni döndüm İstanbul'a. İsterseniz benim şirketlerden birinde... Ev burada. Ben inebilirim. Duralım. Teşekkür ederim. İyi günler. Nehir Hanım. Buyurun. Bu benim kartım. Herhangi bir konuda istediğiniz zaman arayabilirsiniz. İlkay, buraya bir iki tane adam dik. Nereye gidiyor, kimlerle görüşüyor? Her şeyi öğrenmek istiyorum. Tamamdır Hakan Bey. Devam et. Ha? Nehir geldin mi? Hı hı. Ne oldu? Ayşe'yi buldular mı? Buldular. Çok şükür. Hastaneye gittiler şimdi, biraz yaralıymış. Yaralı mı? İnşallah önemli bir şey yoktur kızın. Ay neyse ki kurtuldu o adamın elinden. Sen niye döndün? Bırakmazdın normalde Nazım'ı. Nermin geldi. O da İstanbul'da. Birlikte döndüler Ayşe'yi almaya tabii. Yani... Annesi babası peşinden gidince... ben bir an kendimi... Fazlalık hissettin. Çok normal bu. Çok normal. Artık daha fazla muhtaçlar Nazım'a. Nazım da mecbur onlarla birlikte olmaya. Güzeldi tabii böyle kapıda beklemeler falan. Romantik romantik. Ama hayatında gerçekleri var. Sen sıkılmadın mı böyle konuşmaktan? Sen sıkılmadın mı gerçekleri kulağını tıkamaktan? Haklıyım biliyorsun. Hayatına geri dön artık Nehir. Bir şeylerin kafanı bulandırmasına izin verme. Delirdin mi sen? Nazım Usta'nın üstüne nasıl atacağız bu suçu? Delil yaratacağız. Adam zaten katil. Daha önce birini öldürmüş. Benim yüzümü bu hale soktu. Manyağın teki diyeceğiz. Herkes inanacak. Şüphe bırakmayacağız yani.
Hani Nazım Usta'yı çok severdi. Nazım Usta da onu neden böyle bir şey yapsın ki? Kimse inanmaz. Ya polis delile bakar. Yapıp yapmayacağı başka mesele. Delil nasıl yaratacağız peki? Bunun için ikimizin de baraja gitmesi gerek. Nasıl gideceğiz? Meryem var. İkimizi de öğrendi. Tam sen videoyu Meryem'in telefonundan silin demedin mi? Belki yalan söylüyor, iftira atıyor. Yani bir delil olmadan bir önemi yok ki. Ayrıca ben Kemal Bey'in damadıyım. Polis öyle daha dün köyden gelen bir kız için böyle bir delil, bir kanıt olmadan beni karakola çekmez. Tamam sen yırttın diyelim. Ben ne diyeceğim peki? Memlekete dönüyorum diye not bıraktın bana orada. Onu ne yapacağız? Tamam vazgeçtim. Ayrılamadım kocamdan, istemedim. Yapamadım, geri döndüm diyeceksin. Ayrıca sen de şüphelenmeye başladın artık. Halil yok ortada. Tarık saçma bir plan bu. Kaçmak en doğrusu. Zahra, sesini çıkartma. Efendim Fulya. Hayatım, araç geliyor seni almaya. Tamam, tamam aşkım. Ben de zaten duş aldım. Hazırlanırım, inerim şimdi aşağı. Tamam, tamam sevgilim, bekliyoruz. Zahra, akşam Kemal Beyler'de yemekteyim. Şimdi araba gelecek, ben oraya gideceğim. Sen de kendine bir otel falan bul. Orada kal, sabah konuşacağız. Otelde falan kalamam ben. Polis beni arıyor olabilir. Hem İstanbul beni korkutuyor. Tek başıma hamile halimle dışarıda kalamam. Ne yapacaksın Zahra? Burada mı kalacaksın? Evet. Bir gece değil mi? Zaten yarın döneceğiz baraja. Delikanlı, nasılsın? Yaraların biraz iyileşti mi? Çok daha iyiyim efendim. Sağ olun sorduğunuz için. Yani bu adamın nasıl böyle bir canilik yaptığını benim hala aklım almıyor. Hayır yani Kemal'cim sen bir de pek severdin bu Nazım'ı. Şaşkınım yani. Gerçekten şaşkınım. Yani sessiz, sakin, yani saygılı bir adamdı bu yani. Yani sonuçta sabıkası vardı. Yani birini öldürmüştü yani. Ne? Ne? Nazım katil mi? Yani böyle arada beni de tehdit ederdi. De ben takılmadım, hiç üstüne durmadım. Yoksa seni öldürürümler, işte gebertirim seni diye bağırırdı. Öyle huyları vardı yani. Daha önce yaptım, yine yaparım diyordu. Korkutmaya çalıştı beni. Bense bir karıncayı bile incitemez diye düşünüyordum. Yok, kovulması gerçekten çok iyi olmuş. İyi ki kovulmuş. Keşke daha önce haber verseydin Tarık. Ya niye kimseye anlatmadın oğlum? Ya bu manyak herhangi birine zarar verebilirdi. Ne bileyim ya, işte vicdan yaptım. Ekmeğinden olmasın adam dedim şimdi. İşinden etmeyeyim. Sabrettim. Ne kadar yufka yürekli bir sevgilim var benim ya. Neler yaşamışsın orada. İyi ki geldik buraya baba. İyi ki geldik buraya. Aslında ben de bu dönüp gelmekle ilgili sizinle konuşmak istiyordum. Merak etme, annenle baban gelir birazdan, tamam mı? Ayşe. Canım. Anne. Anne. Çok korktum, çok vardı bana. Anne. Tamam, korkma canım, buradayız biz. Ayşe. Vurdu mu herif sana? Vurdu. Ama bunlar polisten kaçarken oldu. Beni kucağından attı bir yere. Çok kötü, başımı çarptım. Benim çok acıyor mu?
Merak etme, tamam mı? Ben geçireceğim o yaraları. Hiç korkma sen, tamam mı? Bak, baban da burada. O adam hiçbir şey yapamaz artık bize. Tamam mı? Yanımızda mısın artık? Gitmeyecek misin bir yere? Tamam, korkma artık. O herif sana bir daha bir şey yapamaz, tamam mı? Duydun mu Ayşe? Tamam mı? Ben eve gidiyorum hadi. Tamam kızım. Tamam, bir doktorlarla konuşalım, gideceğiz, tamam mı? Ben geldiğiniz bir doktor bey ileteyim. Ama bildiğim kadarıyla geceyi burada geçirecek küçük hanım. Düşerken bir kafa travması oluşmuş olabilir diye geceyi burada geçirsin demişti doktor bey. Geçmiş olsun size. Sağ olun. Sağ olun. Ben de gidip polisle konuşayım. Bu herifin durumu nedir öğreneyim. Tamam, gelirim sonra. Kusura ben. Anne, bana çok mu ağrıdı? Nehir, merhaba. Ayşe iyi durumda. Ona haber vermek istedim. Öyle mi? Çok sevindim. Korkmuş mu çok? Korkmuş ya. Çok korkmuş. Herif hırpalamış da zaten biraz. O da kaçarken düşmüş, kafasını çarpmış. Kafa travması ihtimaline karşı hastanede tutuyorlar. Ah canım. Nehir, benim birkaç gün yanlarında kalmam gerekiyor. Ama sonra hemen döneceğim İstanbul'a. Hem Nermin'le de konuştum. En kısa zamanda boşanacağız. Nazım, onların sana ihtiyacı var. Benim de sana ihtiyacım var Nehir. Nazım. Bizim artık bir araya gelmemiz çok zor. O yüzden lütfen senle bu durumu zorlaştırma, olur mu? Beni de bir daha arama. Benim şimdi kapatmam lazım. Hoşça kal. Nehir. Ben hazırım. Hadi gidip şu kuyumcu işini bitirelim. Nasıl yani? Artık seni dinleyeceğim. Eski hayatıma geri dönüyorum. Nehir olmayacağım. Bence Aslı daha havalı. Kesinlikle. Ayağımıza kadar teşrif etmiş. Lan kansız herif. Küçücük kızı kaçırınca ne geçecekti eline? Nermin beni öyle bırakıp kaçmayacaktı. Neymiş? Kendine yeni bir hayat kuracakmış. Artık sadece kızı için yaşayacakmış falan filan. Sen onca sene benim ekmeğimi ye. Ondan sonra bırakıp eski kocana kaç ha? Yok öyle. Bakıyorum sen de dünden razıymışsın. Hemen kabul edip eve almışsın. Bana bak lan. Olur da salıverirsen bir daha onlara yaklaştığını görmeyeceğim. Duymayacağım, anladın mı? Sen kimsin lan bana posta koyuyorsun ha? Bir daha kızımın saçını tenine dokunursan seni doğumuna pişman ederim. Bırak adamı. Anladın mı lan beni? Bırak. Anladın bırak mı beni? Bırak adamı. Lan. Anlıyorum. Çok geçmiş olsun Cemil Bey. Ay ay, hiç sorun yok. Biz buradayız, bekliyoruz.
Tamam. Adamın annesi hastalanmış. Hastaneye götürmek zorunda kalmış. İptal mi yani? Hayır. Adam sana öyle tutulmuş ki. Annemi hastaneye yatırıp hemen geleceğim diyor. Bekliyoruz yani. Bekliyoruz. Ne var bunda? Evde olmaktan daha iyidir. Hiç değilse bir havamız değişir. Hep böyle ol Mehir. Böyle ol. Hiç bırakma kendini. Biliyorum. Bugünler başlarda zor gelir ama bir süre sonra ne kadar doğru bir karar aldığını anlayacaksın. İnsan böyle bir şey. Hatalar yapa yapa bunlardan ders almayı öğreniyoruz. Nazım bir hata değil. Sadece çok yanlış başladık. Çok fazla yalan söyledik. Tamam, tamam. Pişt. Dağıtıyoruz bu kara bulutları. Nazım az mı yok artık? Bitti, bitti. Sen acıkmadın mı? Ha, bir şeyler sipariş edelim. Ha, bakarsınız değil mi bize? Hala buradalar Hakan Bey. Hayır, yanlarındaki hiç yok. Tamamdır, beklemeye devam ediyorum. Baban gelince bizimle uyurmuşsun babacığım da. Beni bırakmadı. Olur mu? Hı, anladım. Aferin benim akıllı kızım. Eğer sen gitme dersen babana bizimle kalır. Nehir ablanın peşinden gitmez, tamam mı? Tamam. Canım benim. Ayşe, nasıl oldun? Daha iyi misin? İyiyim baba. İyi. Sen de bizimle gel. Üçümüz buraya sığarız. Gel. Yok. Annenle rahat edersin sen. Dinlen sen, tamam mı? O zaman ben uyuyana kadar burada kal. Elimi tut. Babam adam gelecek diye çok korkuyorum. Tamam. Bak o adam sana da annene de bir daha zarar veremez. Olsun, sen yine de elimi tut. Yanımızda kal. Peki. Hadi sen uyuyana kadar senin yanındayım. Burada kalacağım. Tamam mı? Sen hiç çıkmasaydın, keşke ben giderdim. Yok. Birlikte biraz daha vakit geçiriyoruz işte. Fena mı? Hem seni daha yakından tanıyorum. Tanımıyor musun sen beni? Artık seni tanıyamıyorum Tarık. Başka birine dönüştün. Barajdaki arkadaşlarımla vedalaşamadım. Ne demek ya? Ne demekse o demek. Ne arıyorsun altında? Çok geçmiş olsun. Ne yapalım, kısmet değilmiş.
Başka bir akşam. Yarın akşam. Aa, ne güzel olur. Tamam. Telafi ederiz bugünü. Görüşmek üzere. Aa, o da çok geçmiş olsun dileklerini iletiyor size. Peki. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Ne oldu? Adam gelemiyor. Annesi beni bırakma demiş. O halde bırakıp gelmesi saçmaydı zaten. İyi, hadi kalkalım. Hesap da bize kaldı. Bu adamı bir an evvel yolmamız lazım. Biraz fazla pahalıya mal olmaya başladı. Nerede bu? Nehir Hanım. Hakan Bey. Ne hoş bir tesadüf değil mi? Aynı gün içinde ikinci kez karşılaşıyoruz. Nehir, beyefendiyle beni tanıştırmayacak mısın? Hakan Bey, Nazım'ın İstanbul'daki eski bir arkadaşı. Nazım'ın. Zerrin abla. Çok memnun oldum efendim. Ben daha çok. Pardon, ayakta kaldınız, oturmaz mısınız? Zerrin abla, biz kalkıyorduk zaten. Yok canım, vaktimiz var. Böyle güzel bir tesadüf oluştu. Değil mi? Bir şeyler içeriz. Eğer sizin de vaktiniz varsa tabii. Ben aslında bir randevu için gelmiştim ama sanıyorum biraz erken geldim. Rahatsız etmeyeceksen bir kahve içeriz. Buyurun, ayakta kalmayın. Babamların yanında bir şey demedim ama gidişinin bu aşçının karısıyla ilgisi yok değil mi? Neydi adı? Zahra. Hülya, saçma sapan konuşma ya. Ne alakası var? Kadını senin yanında kovdum işte, sen de duydun. Bilemiyorum. Belki oralarda bir yerlerdedir hala. Orada değil. Ha. Nasıl bu kadar eminsin? Ya, barajda değil demek istiyorum Fulya. Ne bileyim ben, kasabada mı değil mi? Ya, inşaattan çıkmayacağım ben zaten. Rahat ol, güven bana biraz Fulya. Ben rahatım zaten Tarık'cığım. Neden rahat olmayayım ki? Çünkü ben de seninle birlikte geleceğim baraja. Fulya, senin inmene gerek yoktu. Sabah havalarında görüşürüz hadi. İyi geceler. Aa, ne oluyor sana? Ben de geleceğim. Birlikte kalalım bu gece. Sabah buradan gideriz. Kalamazsın ki. Hiç bavul falan yapman gerekmiyor mu? Nasıl kalacaksın? Zaten 2-3 gün kalmayacak mıyız? Var orada benim eşyalarım. Siz dönün. Yarın sabah uçak için gelirsiniz. Hadi gel sevgilim. Zahra, saklanma, yakal edersin inşallah. Anahtarlık da böyle. İşte. Hay aksi ya. Anahtarını şurada. Böyle bazen eve girerken elim ayağım birbirine dolanıyor. Ne oldu sence? Anahtardan herhalde. Ev biraz dağınık Fulya. Kusura bakma. Tamam canım, olsun. Fulya mı? Onu niye getirdin? Hayret bir şey ya. Anahtar giriyor, dönmüyor. Sopuk yaptı. Sevgilim, çekil, ben deneyeyim bir de. Tamam dur, ben açacağım ya. Yok, 2 saattir diktin bizi Tarık. Tarık, bu ne? Fulya, bak açıklayabilirim. Sevgilim, televizyonu açık bırakmışsın. Mutfağın ışığı da yanıyordu, gördüm.
Her yeri açık bırakmışsın, sen nasıl çıktın evden öyle? Doğrusunu söylemek gerekirse şimdi artık hiç zevk almıyorum. Çünkü niye bir mekanda hem et hem balık olmaz? Değil mi? Hangisinde uzmansa hani onu sunacaksın müşterilerine. Yanımda çalışan aşçı nefis buğulama balık yapıyor. Sizin? Evet. O zaman yarın balık için bana davetlisiniz. Ay çok enteresan. Merak ettim doğrusu. Çok iddialısınız. Ne dersin Nehir? Bizim yarın çok ciddi bir iş görüşmemiz var, unuttun mu? Ya unutmadım, ne olur başka bir zamana alabiliriz. Ama tabii size zahmet vermeyecekse. Nazım'ın sevdiği insanları evimde misafir etmek benim için büyük bir keyif. Gelirseniz çok sevinirim Nehir Hanım. Biz artık kalkalım, yarınki duruma göre de haberleşiriz Hakan Bey. Canım, daha hesabı ödemedik. Hesabınız ödendi. Ay yapmayın ne olur. Biz öderiz. Israr ediyorum. Eğer aracınız yoksa sizi bırakmak için çocuklar yardımcı olsunlar. Aracımız var, teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. O zaman yarın için haber bekliyorum sizden. Çok memnun oldum tanıştığımıza. Memnun oldum Zerif. Evet. Nedir durum doktor bey? Her şey normal görünüyor. Kafa travması için kritik saatleri atlattık. Gidebilir miyiz peki yarın? Sabah tabii gereken kontrolleri yaparız. Ona göre taburcu ederiz. Fakat her ne kadar fiziki olarak bir sıkıntı olmasa da psikolojik olarak sorun oluşmuş olabilir. Nasıl yani? Yaşadığı durum çok zor bir durum. Büyük insanlar bile kaldıramaz. Kaldı ki çocuklarda bu durum derin yaralara yol açabiliyor. O sebepten psikolojik destek almanızı öneririm. Tamam. Biz bir doktorla konuşuruz. Ayarlamaya çalışırız. Hastanemizde çocuk psikoloğu var. Onunla görüşebilirsiniz. Geçmiş olsun. Sağ olun. Sağ olun. Doktor doğru söylüyor. Ayşe bu halde ama ben onu tanıyorum. Çok yıpranmış. Nazım. Bizi yalnız bırakma lütfen. İstersen Nehir gelsin. Fakat sesimi çıkarmam, otururum tek göz odada. Ama kızını bu halde bırakıp gitme lütfen. Saçmalama Nehir. Adam Nazım'ın yakın dostu duyuyorsun. Ama bir sakınca yok yani yemeğe çıkmamızda. Ne olacak canım, alt tarafı yemek yiyeceğiz. Zaten iptal edemeyiz artık, ayıp olur. Ya rahatsız oluyorum. Adamın bakışlarından, tavırlarından. Ne gibi? Ne bileyim, böyle şey gibi. Sanki senden hoşlanıyor gibi. Fark etmedim deme bana. Ya bariz görünüyor adamın hoşlandığı. Yani bir garip bakıyor. Ama hoşlanıyor da olamaz. Daha neler ya, Nazım'ın arkadaşı. Peki niye bu kadar ilgileniyor? Hatta niye tesadüfen karşına çıkıyor? Adı üstünde işte. Tesadüf. Tesadüflere hiç inanmam. Ay, ne senaryo yazdın yine? Adam işi gücü bırakmış, beni takip ediyor, öyle mi? Bence bunda ters bir şey yok. Mümkündür. Çünkü güzel kadınsın, çekicisin, havalısın. Tabii sen bu özelliklerin farkında olmayıp kendini duvarlar arasına saklayıp olmayacak bir aşkın peşinde koşsan bile başkaları fark ediyor. Saçmalama. Adam Nazım'ın arkadaşı diyorum. Onun derdi olsa olsa Nazım için beni koruyup kollamaktır. Hadi diyelim benden hoşlanıyor. Yarınki yemeğe gitmemek için büyük bir nedenim var demektir. Ara, yarınki yemeği iptal et.
gerçekten ne istiyorsun? Bunları denize atmak. Seninle birlikte. Çünkü... Ne oldu sevgilim? Bir şey yok, bir şey yok. Bir lavaboya gideceğim, sıkıştım biraz. Tamam, sen git gel, ben durduruyorum. Yok yok, durdurma, durdurma sen. Devam et. Hatta şimdi sesini de açayım şöyle. Ay sevgilim, çok açsın sesini. Dur, kısayım bari nişanlı, biraz. Nişanlı. Ya yok, kısma Kulya, ben şimdi tuvaletten... Duyuyor musun? Ha? Efendim? Geldiğinde de anlatırsın bana. İyi, tamam. Ne istiyorsun? Bana bir bardak su getirir misin? Getirin. İzin ver. Geldik. Ne için kızı getiriyorsun eve? Ara, burası onun da evi. Engel olamadım. Gönder getir o zaman. Gitmez öyle. E ne yapacağız? Hepimiz aynı evde sabaha kadar olmaz ki. Yakalanırım ben. Tamam sessiz ol. Tamam şöyle yapacağız. Gideceğim ceketten anahtarı alacağım araba. Buraya kapının önüne bırakacağım. Sonra gideceğim Furya'yı öveceğim. Sen sonra anahtarı al, otoparka in. Bütün gece arabada geçir, tamam mı? Olmaz. Ya sabah Furya arabaya inerse? O da baraja geleceğim diyor zaten. Ne? Baraja mı gelecek diye mi? Sakin ol. Halledeceğim ben, gelmeyecek. Çıkacağım ben şimdi. Tamam sevgilim, film yarıda kaldı. Ben bekliyorum seni. Tamam. Sara, anladın değil mi? Bak, şimdi ben anahtarı koyuyorum. Kapıyı tıklatıyorum. Sen anahtarı alıp çıkıyorsun. Ben de o sırada Fulya'yı oyalıyorum, tamam? Ya, peki Fulya'yı ne yapacaksın? Nasıl oyalayacaksın? Sara, bilmiyorum. Bilmiyorum, sakin ol. Panik yapma. Tamam. Hadi. Beni bekle. Ses çıkarma. Sen, gel bir masaj yapayım sana. Yok, ağrımadı hiç. Yok yok, gel. İçimden geldi hadi. Bir masaj yapayım. İyi yap bakalım. Çok yorulmuş. Evet sevgilim ya, çok yoruldum. Aslında tam şurada. Yapıyorum, orayı da yapacağım. Sen kendini bana bırak. Ha? Sihirli ellerine bırakıyorum o zaman kendimi. Çok iyi geldi. Teşekkür ederim. Önemli değil. Thank you.
Hemşire hanım. Kusuyor tamam, ya çocuk. Tamam, korkma. Ne kadar kustuğuna bir bakayım. Korkma, anladım. Tamam. Şey... Var mı daha? Peki ne yapacağız, ne yapmamız gerekiyor? Aslında taburcu edecektik ama bu tarz kafa travmalarından sonra kusma hoşlanmadığımız bir durum. O yüzden ben bir doktora haber vereyim. Duruma göre taburcu edip etmeyeceğimize bir bakalım. Tamam. Tamam, tamam. Sağ olun. Çıkar şunu. Çıkar. İyi misin Ayşe? Gel bakayım. Ne dedi hemşire? Doktorla konuşacakmış. Şimdilik taburcu olma işlemlerini durduralım dedi. Anne gidelim, artık burada kalmak istemiyorum. Kızım, doktor amcayla konuşalım. Gidin, derse gideceğiz hemen, tamam mı? Merak etme. Baba, eve götür bizi, orada kalalım. Tamam Ayşe, korkma. Ama senin önce iyi olman gerekiyor. Doktor amca bir baksın sana. Tamam mı? Senin sağlığın her şeyden daha önemli. Hem şanslı da çok özlemiştir seni. Özlemiş mi biz? Özlemiştir tabii. Eve gidince mamasını ben koyabilir miyim? Nehir abla öğretti bana. Tabii. Beraber koyarız. Hadi dinlen sen şimdi. Hadi. Yavaş. Nerede kaldın ya? Kaldırma kafanı. Yat geri. Fulya, nasıl gelmemeye ikna ettin? Bütün gece onunla karşılaştım gösterdim. Güven verdim. Zaten Fulya da barajla birkaç gün geçirmek istemezdi. Baraja dönmenin hala iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum ben. Zahra, bütün gece düşündüm. Çok güzel bir plan yaptım. İşe yarayacak. Yolda anlatırım sana. Günaydın. Günaydın hanımefendi. Öyle oldu. Sen niye hazırlandın böyle? Kuyumcuyla randevu akşam. Biliyorum. Ama öğlen yemeğine de balığa davetliyiz. Unuttun mu? Ben sana gece dedim ya, ara iptal et diye. Aramadın mı? Aramadım tabii. Arar mıyım hiç? İyi o zaman. Kendin gidersin. Afiyet olsun. Aa, olmaz. Ah, sensiz boğazımdan geçmez. Nehir, bana dürüstçe cevap ver. Ne istiyorsun sen? Ne demek o, anlamadım. Ya Nazım kapına kadar geldi. Aşağıda bekledi bütün gece. Yanına inmedim bile. Ondan sonra kızım kaçırıldı dedi. Hadi hemen koştun yanında aldın soluğu. Ondan sonra adamın karısıyla kızıyla baş başa bırakıp hop eve geldin. Farkında mısın? Eski karısı demiyorum. Çünkü hala onun karısı. Nehir, senin bu adamdan bir beklentin var mı hala? Ha? Ya da sizden hala bir şey olabileceğine inanıyor musun sen? Dürüstçe cevap ver bana. Ya işte artık yoluna bakacaksın Nehir. Aşkın nerede, ne zaman karşına çıkacağı hiç belli olmaz. Kime aşık olacağın? Şu adama niye bir şans vermiyorsun Allah aşkına? Adam zengin, yakışıklı, karizmatik bir adam. Ay. Ya Nehir, kızım ya, alt tarafı bir yemeğe çıkacaksın.
yiyip kalkarız. Eğer beğenmiyorsan bir daha da asla görüşmezsin. Ha belki de ben yanıldım, tamam. Belki de gerçekten Nazım'ın arkadaşı olduğu için sana ilgi gösteriyor. Onu da teyit etmiş oluruz, değil mi? Ya ona göre tepkini koyarsın sen de. Ama şimdi direkt reddetmek ayıp. Yani çok kaba, sana yakışmaz. Hadi Nehir, hadi kalk hazırlan. Ya baktın sıkılıyorsun, hemen kaş göz yaparız, erkenden kalkarız. Bu kadar. Hadi. Nazım'ın evine gideceğiz. Birkaç özel eşyası. Belki ayakkabısını falan alacağız. Bol bol çamur yapacağız. Sonra cesedin gömülü olduğu yere böyle kimliğini, ne bileyim saatini falan atacağız. Sonra o kürekleri alıp Nazım'ın bodrumuna koyacağız. Sonra da ihbar edecek birini bulacağız. Kim ihbar edecek ya? Birisi neden böyle bir şey yapsın ki? İbrahim yapacak mesela. Yani sen Halil'in öldüğünü ona söylemişsin. Bu olayda onun da payı var. Bizi videoya çeken o. Yardım etmek zor. Evet, derin nefes al. Bir kez daha nefes al. Aferin. Ciğerleri iyi. Sadece gün içinde birkaç defa kusmuş. Bir de ateşi çok dengesiz. Bir düşüyor, bir çıkıyor. Bugün hastanede kalsanız iyi olur. Tamam. Doktor Bey, ciddi bir şey yok değil mi? Şimdilik ciddi bir şey görünmüyor. Tomografi istedim. Sonuçlarına bakacağız, ona göre hareket edeceğiz. Müşahede altında kalması daha güvenli. Geçmiş olsun. Çok sağ olun. Ne oldu? İyi misin? İyiyim, iyiyim. İyiyim, bir an başım döndü. Hastasın sen de. Çok yordun kendini. Bak sen istiyorsan eve git dinlen. Ben kalırım Ayşe'yle. Yok yok. Ben Ayşe'yi yalnız bırakamam. Aslında biraz uyusam iyi olur ama Ayşe. İyi tamam, sen geç şöyle uzan. Ben ilgilenirim Ayşe'yle. Yemeğini falan da veririm. Hadi gel, geç uzan. Hadi geç sen. Annem uyuyacak mı? Çok yoruldu annen. Biraz dinlensin, olur mu? Çok sıkıldım. Televizyon da yok. Ne yapalım, ne yapmak istersin? Benim o... Ne yapalım, ne yapalım? Kağıttan gemi yapalım mı? Kağıttan gemi mi olur? Evet. Öğretmemi ister misin? Olur. İyi. Hadi gel bakalım. Bak şimdi beraber yapacağız. Hepsini aklında tut, tamam mı? Sonra sen yapacaksın. Tamam. Şimdi bu kağıdı ikiye katlıyoruz önce. Tamam. Bu bir. Arkadaşım sana küsmüş, darılmış. Kaç. Kavga etmiş, kaşım gözüm yarılmış. Yaşlı gözlerle bana gelir. Sakın üzülme yavrum. Böyle büyür insanlar. Ağlamak çare değil. Zaman geçmemiş. Hızlı çiçek. Durdurma. Kim o babacığım? Teşekkür ederim baba. Sendeki sen, sana sorur sorunca. Orta çağ. Bir dahakine sen yapıyorsun, tamam mı? Tamam. Okudum ince Mehmet olunca. Yaşlı gözlerle bana gelir. Sakın üzülme yavrum. Öyle büyür insanlar, ağlamak çare değil. Zaman değirmenini durdurma. Al bakalım. Kolay değil. Babacığım. Güzel mi? İyi.
Bol bol meyveyi sonra iyileş. Tamam mı? Tamam. Soyayım mı bunda? Baba. Efendim. Ben artık buradaki okula mı gideceğim? Neden? Geldiğin yerdeki okulunu mu özledin yoksa? Özlemedim. Çünkü orada hep benimle dalga geçiyorlardı. Niye? Babam yok diye. Hani böyle günler olur ya, şiir okuruz. Herkesin babası geliyordu. Sordular bana. Senin baban niye gelmiyor diye. Ben de dedim ki, benim babam yok. Onlar da dedi ki, babasız çocuk mu olurmuş? Dalga geçtiler. Burada okula gideceksin. İstersen ben götürebilirim. Yani birlikte gidebiliriz. Gerçekten mi? Gerçekten tabii. Sen önce bir iyileş, sonra seni okula yazdıralım. Sonra istersen beraber gideriz. Olur. Belki eski okuluma da gideriz. Görürler babamı. Belki gideriz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Adam ev dedi ama burası malikane bildiğin yani. Sus duyacak biri şimdi. Kızım ama çok koruması var. Demek ki önemli bir adam bu. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eviniz ne kadar güzelmiş. Ha, gerçi buraya ev demek biraz haksızlık olacak. Teşekkür ederim. Merhabalar Neylan. Hoş geldiniz. Buyurun. Teşekkür ederim. Beni kırmayıp öğle yemeğinde bana eşlik ettiğiniz için çok mutluyum. Şeref duydum. O şeref bize ait. Gerçekten merak ediyorum balığınızın lezzetini. Umarım beğenirsiniz. Kendi ellerimle fırına verdim. Aa, yemek beceriniz de var demek. Seviyorum diyelim. Ah, nehir de çok sever. Evet, yani Türk mutfağında nehirine ile kimse su dökemez. Öyleyse en kısa sürede bir iadeyi ziyaretle elinizin lezzetini tatmak isterim. Tabii, bir gün inşallah. Çok yakında. Değil mi Nehir'ciğim? Servise başlayalım. Tarık. Geleceksin dediler, şaşırdım. Bir durum mu var? Yok. Bu yarım kalan işleri falan halletmeye geldim. İşte vano odası, pompa binası falan mesela. Yani inşaat o
Basit bir inşaat. Bizi takip ederdik. Sen buraya kadar yorulmasaydın. Ya çocuklarla falan da vedalaşamadım ya. Böyle bir iki gün kalayım, gideceğim zaten. Tamam. Ha şey, İbrahim inşaat alanındadır değil mi? Aynen. Kontroldeydi. Lazımsa çağıralım. Yok, yok ya. Öylesine sordum. İyi. Ben odamdayım. Bir şeye ihtiyacın olursa haber verirsin. Tamam. Sağ ol. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Müthiş. Bravo. Gerçekten müthiş. Tebrik ederim. Beğenmenize sevindim. Açtığınız eline sağlık. Haksızlık etme Nehir. Fırına kendisi koymuş Hakan Bey. Tebrik ederim. Rica ederim. Benim için büyük zevkti. Nazım'la durumunuz nedir? Yani böyle pat diye sormuş gibi olduysam kusura bakmayın. Ama Nazım sizin peşinizden buralara kadar geldi. Benden adresinizi bulmamı istedi. Demek ki aranızda bir sorun var. Nazım çok konuşkan biri değildir. Bana aranızdaki sorunu anlatmadı. Çözebileceğimiz bir durum mu? Nazım'la Nehir arasında bir durum yok. Bitti. Fakat Nazım fazla ısrarcı davranıyor sadece. Ben bu konulara girmek istemiyorum. Benim için hassas ve özel bir konu. Tabii. Siz nasıl isterseniz. Lavabo ne tarafta acaba? Bakar mısınız? Nehir Hanım'a lavaboya kadar eşlik edin. Söyle buyurun. Nehir, Nazım konusunda biraz aşırı tepkiler veriyor. Kusura bakmayın, olur mu? Yok. Belki de ben biraz haddimi aştım. Yok yok, estağfurullah. Nehir alışkanlığı aşk sanıyor. Ben, Nazım'la yaşadığı şeyler çok kötü şeylerdi. Ve yavaş yavaş artık birlikte olamayacaklarını biliyor. Nehir'in sadece zamana ihtiyacı var. Bir de karşısına çıkacak doğru bir insana. Ne olmuş bu eve ya? Duralım burada. Abim nerede? Nerede abim söyle. Ben de bilmiyorum. Onu merak ettiğim için dönemedim zaten memleketime. Çocuğum babasız büyüsün istemiyorum. Birlikte arayıp bulalım Halil'i. Ben de çok korkuyorum Meryem. Ya benim abim senin için neler yaptı ya? Ailesini karşısına aldı, ailesini. Sen ona bunu nasıl yaparsın? Meryem, bunları tartışmayalım artık. Halil dönsün, isterse boşasın beni. Cezam neyse ödemeye hazırım ben. Ama Halil'in başına bir şey geldi diye çok korkuyorum ben de. Bak, dünden beri sokaktayım. Sokaklarda yattım. Çok perişanım. Tamam. Gel içeri geçelim. Soğukta bekleme.
Ayşe, Ayşe. Tamam, koşma artık. Gel otur biraz. Bak terlememen de gerekiyor zaten. Çizik üzerim o zaman. Hem belki annem de uyanmıştır. Annem birkaç gündür çok yoruldu. Bırakalım biraz uyusun, tamam mı? Hadi gel otur sen. Uyanırsa arar zaten. Bir şey mi oldu? Annem bana hepsini anlatsın, biliyor musun? Nasıl yani? Böyle ben seni çok merak ettiğim zaman hep anlatırdı seni bana. Ne derdi peki? Senin baban çok iyi bir insan derdi. Sen Nehir ablaya mı gideceksin? Evet. Niye bizimle kalmıyorsun? Niye annemi sevmiyorsun? O çok iyi bir anne. Ayşe bak. Biz annenle uzun yıllar önce... Söz veriyorum. Annem seni hiç üzmez. Ben de üzmem. Nehir ablaya gitme. Bırakma bizi hiç. Sarı. Süslü müdürüm. Vay. Hoş geldin. Sefalar getirdin de. Niye geldin? Ne var senin o sarı kafanda? Buradan temelli kurtaracak planı yapmaya geldim. Sen de bana yardım edeceksin. Bak sen. Neymiş o plan? Halil cinayetini Nazım'ın üstüne yıkacağız. İstanbul havası sana pek yaramamış anlaşılan ha? İyice saçmalamaya başlamışsın. İbrahim. Zahra sana Halil olayını anlatmış. Çok vaktimiz kalmadı. Her an yakalanabiliriz. Bir şey yapmamız lazım acil. Ulan. Vallahi ben kendime kötü derdim ama siz beni bile solladınız ha. Sen ciddiysin. Baya baya Nazım'ı suçlayacaksınız ha. İbrahim, lafı dolandırma. Bizimle misin değil misin? Değilim. Benim böyle bir şeye ihtiyacım yok. Zaten Nazım'ın koltuğu benim oldu. Ben istersen. Affettim dersem yarın geri döner biliyorsun değil mi? Sen de o dandik pozisyonuna geri dönersin. İbrahim. Benle işbirliği yap. Şantiye müdür ol. Büyük düşün. Müdür. Aynen. Eğer istersen seni müdür yaparım. Yani parayı da düşünme. İstediğin kadar para da veririm. Öyle gidip bir şeyler çalıp satmak zorunda kalmazsın en azından. Hı? Sen bana yardım et. Ben de sana. Ben Hakan Bey'i çok nazik ve çok etkileyici buldum. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yemeğe gittik, yedik, içtik, bitti gitti diye düşünüyorum. O kadar çabuk bitiremiyoruz maalesef. Hafta sonu yaş gününe davet ettik. Gitmezsek çok ayıp olur. Ya neyine ayıp olacak?
Daha dün tanıştık adamla zaten. İşimiz var der, geçeriz. Ayrıca açıklama yapmaya bile gerek yok. Nehir, sen tuvalete gittiğin zaman biz seninle ilgili konuştuk. Adam senden çok etkilenmiş görünüyor. Zerrin abla, biraz daha adamdan bahsedersen vallahi ineceğim şurada. Ya tamam Allah aşkına, ne istiyorsan onu yap. Ben gerçekten sıkıldım artık sana doğru yolu göstermeye çalışmaktan. Yoruldum. Eve dönmeyelim o halde. Nasıl olsa altınlar arabada, bir iki saate de kuyumcuyla buluşacağız. Gidelim bir yerlerde oturalım, bir plan yapalım. İyi tamam. Bu mu yani planın? Ha? Sahte bir delil oluşturacağız, sonra suçunu ağzımın üzerine atacağız, öyle mi? Oh, aynen. Diyelim ki size yardım etmeye tamam dedim. Bu planın kusursuz işlemesi imkansız. Biliyorum İbrahim. O yüzden benim de sana ihtiyacım var zaten. Gidip Nazım'ın evinden bir çift ayakkabı alacağız. Böyle çamura, toprağa falan bulacağız onu. Halil'i gömdüğümüz küreklere de bodruma koyarız. Sonra Nazım'a ait bir şey de alacağız. İşte ne bileyim, saat falan. Halil'in mezarına koyacağız. İznim oradan polisi arayıp ihbar ettik mi tamamdır. Gerisini polis halledecek. Ya, polis de hemen ikna olacak yani Nazım'ın yaptığını, öyle mi? Ne olacak tabii. Adam katil zaten. Ne? Ne demek lan katil? Katil demek işte. Adam daha önce birisini öldürüp hapis yatmış. Beni de bu hale soktu. Gideceğiz, şiddete meyilliydi, saldırgandı zaten diye ifade vereceğiz. Zahra da gidip işte en son Halil'le Nazım tartışmıştı derse tamam bu iş. Yok. O iş öyle olmaz. Nasıl olacak? Oğlum Elif şantiye şefi. Ayakkabısında çamur, toprak falan olması normal. Hele hele inşaat alanındaki toprak olması çok normal. Böyle saatini falan da mezara atmak delil falan sayılmaz yani. Tamam, o zaman sen bir şey söyle. Boş yapma. İyi. Madem bu yola girdik, madem Nazım'ı yakmak için uğraşıyoruz, o zaman Halil'in cesedini Nazım'ın bahçesine gömeceğiz. Eğer o ceset inşaat alanından çıkarsa, o inşaatı yapan firmadaki Selim seni o gece görmüştü. Sen beni birine benzettin falan diye kıvırmaya çalıştın ama cık yemezler. Herif iyice kıllanır. Öter ondan sonra seni o gece orada gördüğünü polislere görürsün. İbrahim, iyi tamam da yani Halil'i gömdüğüm yeri bulmak bir mesele. Hadi onu bulduk. Kaz, çıkar. Kaz'ın yeri kapat, arabaya koy, Nazım'ın bahçesine git. Kaz, adamı geri koy. Çok dikkat çekeriz. Yok. Sarı, başka yolu yok. Yan evde Zahra oturuyor. Diğer tarafları zaten boş. Gecenin bir vakti gideceğiz. Kimse bizi görmez, dikkat falan da çekmeyiz. Nazım'ın eve uğradığı yok. İstanbul'da gitti demiştin sen. O yüzden hazır ol Sarı. Bu gece mezarın yerini değiştiriyoruz. Anne bu gemi oldu. Güzel değil mi? Çok güzel. Baban mı yaptı? Hı, babam yaptı. Çok güzel Ayşe. Başka ne yaptınız? Bir de ne yaptık biliyor musun? Babam bana meyve söyledi, onu yedim. Sonra dışarıya çıktık. Oynamadan önce dedi ki bana, terleme dedi. Belki eski okuluma da gidermişiz babamla. Öyle mi dedi sana? Gidersiniz kızım. Bak gördün mü? Sen babana ne kadar yakın davranırsan o da sana o kadar yakın olur. Demiştim sana. Sen ona sıcak davranırsan o da bizi hiç bırakmaz. Bırakmasın bizi. Babam bizimle kalsın istiyorum. Sonuçlar çıkmış. Endişelenecek bir şey yok. Ama doktor bir gece daha kalsın dedi. Çok sıkıldım baba. Evimize gidelim artık.
Bir gece daha kalalım, olur mu? Sonra biz... gideriz eve. Tamam. O gün burayı kazdılar ama boş çıktı. Ama ceset buralarda, yani bu bölgede bir yerde, onu hatırlıyorum. Lan sen manyak mısın lan? Ha? Gömdüğünüz yeri nasıl hatırlamıyorsun? Oğlum o gece bir ton yağmur yağdı burada. Toprak falan aynı değil. Ayrıca gece hiçbir şey görmedik. Ne bileyim ben hem burada inşaat başlayacağını. Buraya bir yere gömdük işte. İyi. Burayı kazdılar, bulamadılar. O zaman buralarda bir yerde, öyle mi? İyi, biz de oralara bakarız. Gel al kazmanı küreğini. İbrahim. Bak burada iş makineleri, arabalar falan var. Bak eminsin değil mi? Gece buraya inşaatçılar falan gelmez. Yok. Kimse gelmez oğlum bu saatte. Hadi. Nereden başlayacağız? Nereden başlayacağız? Allah Allah. Burayı kazmışlar, bulamamışlar işte. Başlayacağız şuradan bir yerden. Yani hastalık tabii. Bir şey denmez. Ama ne yalan söyleyeyim, biraz üzüldüm. Sizinle görüşeceğim için çok heyecanlanmıştım. Şu sizli bizli konuşmaları ne olur bırakalım artık. Peki, olur. Aslı, bir şey itiraf edeyim. İş yapmak bahane. Seni ilk gördüğüm andan itibaren çok beğeniyorum. O altın bilezik o kadar da etmezdi ama... seninle böyle bir yemek yemek için verdiğim paraya acımıyor. Şaşırdım böyle düşünmene. Daha getireceğimiz çok parça var. Ama... aramızdaki bu ticareti değiştirmesin. Aramızdaki bu... yakınlık. Aramızda henüz bir yakınlık olmadı. Ama olursa emin ol ticaretimizi daha da güçlendirir bu yakınlık. Çok güzelsin Aslı. İnsanın aklını başından alıyorsun. Seni ilk gördüğümden beri daha yakın olmak istiyorum sana. Benim artık kalkmam lazım. Teyzem rahatsız, bekletmeyeyim onu. Telefonda bütün gece uygun olduğunu söylemişti. Son dakika çıkan bir şey. Maalesef. Bırakayım seni. Hiç zahmet etme, ben taksi çeviririm. Olmaz olmaz. Hem yolda biraz daha konuşuruz. Hesabı alabilir miyiz? Şuraya. Dur. Tamam, bu Halis sardım salı. Oğlum bu çok kötü kokuyor lan. Daha İbrahim. Gel şunu. Kalk. Çıkaralım gidelim buradan hadi. Daha. Diğerlerini kapatacağız. Oh. Ne? Jake. Jake. Kendi geldi. Aç aç. Aç ağzını. Ayşe, ama ne yapıyorsun? Bak. Kıyafetin de yok alıştı. Her yerin kirlendi. Nazım. Nazım. Bir şey mi oldu? Ya
Ayşe 2 gündür aynı kıyafetleri giyiyor. Şimdi üstüne de çorba döküldü. Gidip evden temiz bir şeyler getirebilir misin? Olur. Getireyim ben. Sağ ol. Baba. Çabuk dön olur mu baba? Sen gelmeden uyumak istemiyorum. Kocaman, 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 kocaman. Oo. Sana da zahmet oldu böyle. Olur mu canım? Sana yakın olmak beni mutlu ediyor. O zaman yarın sabah erkenden şu altın işini halledelim. Olur, olur tabii. Siz getirin elinizde ne varsa. Ben hepsini yüksek fiyattan bozarım. Madem zor durumdasınız, yardım etmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Buradan dönecektik. Aa, evin yolu burası. Sana bakarken dönmeyi unuttum herhalde. Neyse, ileriden döneriz. Çek. Şunu koy, şunu. Oğlum. Şuradan asıl sana. Yavaş. Onun için. Sarı, hadi sarı. İbrahim. Cesedi. Cesedi arkaya götürdükten sonra arabayı zarların evinin arkasına çek. Burada dikkat çeker. Küreklere dikkat et. Yavaş. Zahra. Halil abimle ilgili aradı polisler. Ne söylediler peki? Telefon sinyalini takip etmişler. Daha dün buralarda bir yerde alınmışsın yani. Buralarda mı yani Halil? Yani ya da telefonu buralarda olabilir. İstersen evin her yerine bakalım. Ama ben telefon falan görmedim. Yani acaba abim ara ara evin yakınına geliyor. İyi misin diye kontrol edip gidiyor mu ki? Bilmem. Belki de öyledir. Of ya. Çok korkuyorum abim için. Keşke bir yerden arasa. İyiyim dese. Keşke. İleriden döneceğim dedin. Ormanlık alana geldik resmen. Evet, haklısın. İyice şaşırdım herhalde. Merak etme. Vakitlice bırakırım seni evine. Aa, ne yapıyorsun? Dokunma bana. Neden sinirleniyorsun Aslı? Sen de benden hoşlandın. Öyle söyledin ya yemekte. Dur, dur arabayı, ineceğim ben. Burada inip ne yapacaksın? Taksi falan geçmez buradan. Dur, dur dedim arabayı. Aslı! Aslı nereye? Dur bakalım Aslı. O kadar altın bozduk. Daha da bozduracaksın. Ben halden anlarım. Sana yardım etmeye çalışıyorum. Ama sendeki bu soğukluk ne ha? Bırak! Parayı aldın, iş bitti mi?
tarafına dokunursan. Ne olurmuş sana dokunursam ha? Ne olurmuş? Alt tarafı eğleniriz biraz ha? Hem sen de hazırsın buna, giyim kuşamından belli. Beni tavlamaya geldin, başardın dar. Ne oldu, ben mi suçluyum şimdi ha? Bırak! Demek sen zordan anlıyorsun. Bırak! Ha? Bırak, dokunma bana, bırak beni! Bırak! Bırak dedim, bırak beni, bırak! Bırak beni! İbrahim tamam. Tamam, fazla derin kazmayalım. Bu halindeyken koyalım ki polis gelip kazdığı zaman hemen bulsun. İyi. Tamam hadi. Getir atalım. Kim var orada? Thank you.